Hüseyin'den merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsan ve beni ilk kez görüyorsan ben Esin. Bugün başlıkta da görmüş olduğun gibi Kırmızı Oda Alya'nın hikayesini anlatacağım. Alya'nın hikayesi gerçekten çok acıklı. Hikayesini dinledikçe gerçekten böyle tüyleriniz ürperecek, inanmakta güçlük çekeceksiniz ama gerçek yaşanmış bir hikaye bu. Çok fazla laf uzatmayacağım. Alya'nın hikayesini anlatmaya başlıyorum. Biliyorsunuz ki dizide olay İstanbul'da geçiyor ama orijinalinde İstanbul'da değil. Alya 22 yaşında avukatlık stajı yapan genç bir kız. Kekeleyerek konuşuyor dikkat ettiyseniz. Bunların hepsinin bir sebebi var. Neden kekeleyerek konuşuyor? Neden bu kadar çok hırçın davranıyor? Başına neler geldi? Hepsini tek tek anlatacağım. İlk önce Alya'nın annesinden başlıyorum. Süreyya Hanım İstanbul'da yaşayan genç ve güzel bir kadınken Alya'nın babasıyla evlenip İstanbul gibi büyük bir yerden daha küçük böyle aşiret gibi bir ailenin içerisine gelin geliyor. Aşiret ortamında biliyorsunuz ki hani hep böyle tanıdık bildik gelinler almak isterler. Ama bu kız İstanbul'dan gelmiş, işte bunun yürümesi farklı, konuşması farklı, oturması bile çok farklı. Çok fazla böyle sevilmiyormuş o ev içerisinde. Çok fazla değil, hatta hiç sevilmiyormuş. Her neyse babası ve Süreyya Hanım evleniyorlar ve Süreyya hamile kalıyor Alya'ya. Bu arada Alya doğmadan önce 3 tane de erkek çocuk dünyaya getiriyor Süreyya Hanım. Ama hiçbiri 40 günü geçirmiyor maalesef ki. Hepsi vefat ediyor. Annesi Alya'ya hamileyken babası hapse giriyor. Bunun da sebebi köy içerisinde. Gibi hani kadın İstanbul'dan gelmiş alımlı güzel bir kadın. Oradaki kadınlara benzemediği için ileri geri konuşan böyle birkaç kişiyi öldürüyor ve babası hapse giriyor. Bizde bir sahne vardı. Babası geliyordu işte yeğenlerine, kuzenlerine hediye alıyordu. Alya'ya bir toka hediye ediyordu. Alya'nın 7 sene sonra babasını görmesinin sebebi bu. Annesi hamileyken babası hapse giriyor ve hapisten çıktıktan sonra Alya büyümüş oluyor. Babasını ilk kez görüyor. Annesi zaten Alya'ya ne sevgi gösteriyor ne ilgi gösteriyor. Hiçbir şekilde onu kızı gibi görmüyor. Alya babasının hani belki ona iyi davranacağını, annesi gibi davranmayacağını düşünüyor. Ama babası da aynı şekilde ne Alya'ya ne de Alya'nın annesine Süreyya Hanım'a hiçbir şekilde ne ilgi gösteriyor ne sevgilerini veriyor. Aslında Alya her iki taraftan da hem annesinden de hem babasından da hiçbir şekilde sevgi göremiyor. O yüzden mutsuz ve sevgisiz bir evde büyümüş oluyor. Bir de ev halkı da ona karşı böyle çok sıcak değil. Onu istemiyorlar, sevmiyorlar. Yani tek başına kendi kendine büyümeye başlıyor Alya. Yani gerçekten bir çocuk düşünün, çok küçük yaşlarda 7-8 yaşlarında ne annesinden ne babasından ne çevresinden ilgi görüyor. Hatta onunla kimse konuşmuyor bile. Sağdan soldan işte insanların birbiriyle konuştukları kelimeleri, cümleleri alıp kendi başına konuşmayı öğreniyor. O yüzden aslında kekeliyor Alya. Hukuk okuyor. Bunun sebebi aslında adaletsizliği görüyor dünyadaki. Diyor ki ben bu adaletsizliğe çözüm bulacağım. Ya da zaten dünya adaletsiz, daha da adaletsiz bir yere getireceğim. Aslında o sebebi bu yani hukuk okumasının Alya'nın. Alya'nın hikayesine geri döneceğim ama 22 yaşında yani hukuk bitirdikten sonra Gülseren Hanım'a gittikten sonra Alya'nın zaten çok hırçın davranışları olduğunu, işte çok zor bir insan olduğunu Gülseren Hanım ilk gördüğünü zaten anlıyor. Bu şekilde böyle seanslara devam ediyorlar. Git gel işte ilaç falan kullanıyor. Daha sonra bir gün böyle Alya yavaş yavaş toparlamaya başladığı zaman kendisine artık dışarıda görüşmek istiyor kendisiyle. Hani Alya'nın hep böyle kapalı ortamda değil de dışarıda görüşmek istiyor Alya'yla. Bir restoranta gidiyorlar birlikte. Ama Alya zaten sosyal bir insan değil. İşte insanlarla iletişimi güzel değil, iyi değil. O yüzden Alya insan içerisinde nasıl davranması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini pek fazla bilmiyor. İlk gittiklerinde restoranda çok fazla böyle bocalıyor. Çünkü dediğim gibi bilmiyor hani nasıl davranılması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini. O yüzden böyle etrafa bakıyor, işte anlamaya çalışıyor. Aslında ayakta uydurmaya çalışıyor. İnsanlarla olan iletişimi çok fazla olmadığı için tabii ki ayak uyduramıyor ilk başlarda. Gülseren Hanım'la bir güzel yemeklerini yiyorlar restoranda. Ve diyor ki kendisine hadi Alya diyor sen artık beni evine götür. Ben senin evini görmek istiyorum. Nasıl ortamda yaşıyorsun onu görmek istiyorum diyor. Alya aslında ilk başlarda böyle tedirgin yaklaşıyor ve götürmek istemiyor Gülseren Hanım'ı evine. Ama daha sonra Alya bunu kabul ediyor ve gidiyorlar. Giderken böyle etrafa bakıyor Gülseren Hanım. Hani bir sürü güzel evler var işte. Zengin olduğu belli yani. Ve Alya'nın evine gidiyorlar. Zaten ilk başta böyle dışarıdan bakıldığı zaman şöyle hayal edin.
eski, bakımsız, küflü, yani hiçbir şekilde böyle uğraşılmamış o evle. İlgilenilmemiş o evle. Zaten ilk başta dışarıdan gördüğünüzde anlıyorsunuz. Evin içerisinde zaten kasvet dolu, karanlık bir ev. Daha sonra evi dolaşmaya başlıyorlar. Ali ona kendi odasını gösteriyor, diğer odaları gösteriyor. Daha sonra mutfağa gidip karşılıklı kahve içmeye başlıyorlar. Aslında Alya orada bütün olayı anlatmaya başlıyor. Bir de Alya sürekli doktor hanımla konuşurken o günden sonra diye ikide bir böyle bastırıyor. Seren hanım Alya'ya hangi günden sonra Alya diye sorduğu zaman cevap vermiyor, kaçıyor. Aslında o günden sonra neymiş? Mutfakta kahve içerken anlatıyor. Esma Sultan yani Alya'nın babaannesinin her pazar banyo günüymüş. Ve Süreyya da Esma hanımı her pazar yıkıyormuş. Alya'nın da görevi orada köşede durup havlu tutmakmış. Onların örf ve adetlerine göre işte büyük hanımları, gelinleri yıkıyormuş. Her neyse Süreyya Esma Hanım'ı bir gün yıkıyor. Banyosunu yaptıktan sonra en son abdest alıp o suya hiçbir şekilde dokunmadan bitiyormuş banyosu. Şöyle bir olay olmuş. O suya dokunulmaması için suyun sıcak mı soğuk mu olduğunu bilmiyor Süreyya. Ve o suyu aldığı gibi böyle Esma Sultan'ın başından aşağı döküyor ama o su sıcak suymuş. Ve Esma Sultan tabii ki bu duruma bayağı bir tepki göstermiş. Böyle elini kaldırmış ki Süreyya böyle tutmuş elini. Ve ilk defa aslında orada Esma Sultan'a karşı çıkmaya başlamış. Ve aslında Alya bunu gördüğü zaman sevinmiş. Çünkü ilk defa annesinin haksızlıklara karşı geldiğini görmüş. Ve evet demiş, artık anne bu duruma dur diyecek demiş ki o sırada birlikte düşüyorlar yere ve yerde kargaşa oluyor derken Esma Hanım bağırıyor. Soykan diye bağırıyor ve bütün ev halkı apar topar banyoya gidiyor. Ve yer kan gölü, herkes gidiyor, durumu görüyor ve Alya aslında istemsiz bir şekilde şöyle parmağıyla annesini gösteriyor. Ve tabii ki ev halkı da hemen apar topar polisi çağırıyor ve Süreyya Hanım hapiste gidiyor. Ev halkı da zaten ne Alya'dan haz alıyor ne Süreyya'dan haz alıyor ve artık babalarından da haz almıyor. Çünkü hani öyle bir kadınla evlendiği, işte çocuğu, kadını istenmediği için artık o aileden haz alınmamaya başlanıyor. Hatta şöyle oluyor, sen Süreyya'yı dolduruşa getirdin ki işte annemizi öldürsün diye düşünülmeye başlanıyor. Ve daha sonra o evden ayrılıyorlar. Ve Alya'nın şu andaki yaşadığı eve taşınıyorlar üçü birlikte. Ama dediğim gibi annesi zaten Alya'yı hiç sevmiyor. Babası sevmiyor. Aslında şöyle söyleyeyim, Alya'yı sevmemesinin sebebi annesinin. Alya'ya her baktığında kendi güçsüzlüğünü Alya'da görüyor. İlk baştan beri kızını sevmiyor. Yani aslında düşündüğünüz zaman bu kadının psikolojik bir sorunu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kendi çocuğunu bir insan neden sevmez? Annesi o kadar çok sevmiyor ki Alya'yı ve o kadar çok Alya'dan kurtulmak istiyor ki şöyle bir olay olmuş mesela bir gün. Annesi yemek yerken Alya orada, Alya'ya hiçbir şekilde yemek vermiyor zaten. Alya kendi başına annesinden gizli yemek yemeye çalışıyor hayatta kalabilmesi için. Annesi yemeğini yiyor. Kalan yemeği de Alya'ya bile vermiyor yemeği. Hani kalan yemeği bile paylaşmıyor. Direkt gidip avluya döküyormuş yemeği. Alya'nın ölmesi için her şeyi yapıyor. Düşünün, böyle bir kadın düşünün. Evladını sevmeyen, onu öldürmek isteyen, ondan kurtulmak isteyen bir kadın. Babası annesini, annesi de Alya'yı dövüyor aslında. Yine bir gün böyle çok büyük bir kavga çıkıyor annesiyle babası arasında. Ve annesinin kolu kırılıyor. Bir süre Alya'ya dokunamıyor. Aslında Alya... annesinin kolu kırılmış, normal bir çocuk, normal bir insan yani. Annesinin veya babasının her kimse kolunun kırılmasına sevinebilir mi? Düşünün ki Alya bu duruma seviniyor çünkü annesi onu dövemeyecek. Alya'yı dediğim gibi bir süre Alya'yı dövemiyor ama şöyle bir şey oluyor. Annesi artık gerçekten kafayı sıyırmış bir durumda. Kendi kendine böyle konuşmaya başlıyor, işte hani karşısında biri varmış gibi böyle sağa sola bakıyor, işte birileriyle konuşuyormuş gibi yapıyor. Tam bir şizofreni yani. Her neyse annesinin eli altından çıkıyor ve bir gün elinde böyle halatlarla Alya'nın yanına geliyor ve halatları Alya'ya veriyor. Alya diyor ki herhalde beni annem öldürecek. Her neyse işte banyoya gidiyorlar. Küçücük kıza ellerini bağlatıyor. Daha sonra vücudunu o halatlarla sardırıyor. Düşünün yani. Küçücük bir çocuğun, o yaştaki bir çocuğun psikolojisini. Alya'ya diyor ki, her şey diyor senin yüzünden oldu. Her şey senin yüzünden benim başıma geldi. Ve diyor ki ben diyor Peygamber Efendimiz'i gördüm diyor. Ve bana her gün diyor seni öldürmemi söyledi diyor. Ama ben daha fenasını yapıp kendimi öldüreceğim diyor. Ve sen diyor artık diyor ben olacaksın
Alya artık sen yoksun diyor ve daha sonra kendisini kızının gözleri önünde asıyor. Böyle dimdik bir şekilde dikmiş gözlerini, o şekilde kendisini asıyor. Ve daha sonra o böyle kanca gibi bir şeye asıyor. O kanca da tutmayınca annesi Alya'nın üzerine düşüyor ve düşünün ki babası akşam eve gelene kadar Alya o şekilde banyoda annesini ölü kucağında bekliyor. Ya böyle bir şey hayal bile edemiyorum yani. Dizide de dikkat ettiyseniz kıyafetleri hep böyle daha eski püskü, yaşından büyük giyiniyor. İşte dediğim gibi annesinin kıyafetlerini giyiyor. Çünkü annesi artık sen ben olacaksın dediği için aslında annesinin kıyafetlerini giyiyor. Alkol içip başka adamların ondan faydalanacağı zaman sesini kalınlaştırıyor. Yani daha kalın, kadınsı konuşuyor. Ama doktor hanıma gittiği zaman daha çocuk gibi, çocukluğuna indiği için daha çocuk gibi konuşuyor. Her neyse babası da birkaç sene sonra vefat ediyor ve birçok doktora gitmeye başlıyor Alya. Ona bir sürü ilaçlar yazıyorlar. En son Gülseren hanıma gidiyor ve Gülseren hanımın aslında bu kadar çok dikkat çekmesi, yani Alya'da ona babaannesini hatırlatması, Gülseren hanımın daha otoriter, daha kendinden emin, net cümleler kurduğu için aslında onu kafasında babaannesi gibi algılıyor ve o yüzden beni neden sevmiyorsun diye bu yüzden bu kadar çok soruyor. Ve daha sonra Alya yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Gülseren Hanım da onu gerçekten kendi kızı gibi yardımcı oluyor. Kuaföre yönlendiriyor, dişlerini yaptırıyor, yeni bir ev tutuyor. Aslında Alya yeni bir hayata başlamış oluyor. Ve tabii Tuna'nın da desteğiyle. Tuna bu dönemde Alya'ya aslında çok fazla destek oluyor. Staj yaptığı yer vardı, hukuk bürosu vardı. O staj yaptığı yerden de iş teklifi alıyor ve artık hayata sıkı sıkı bağlı, kendi ayakları üzerinde durabilen genç ve çok güzel bir kız olarak hayatına devam ediyor. Alya'nın hikayesi mutlu bitiyor. Okumaya ilk başladığımda zaten Alya'nın hikayesini çok üzülmüştüm. Hani böyle kötü bir sonla bitmesini istemiyordum ve kötü bir sonla bitmiyor. Gerçekten çok güzel bir sonla bitiyor. Alya da artık her genç kız gibi hayatına devam etmeye başlıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. İstanbullu Gelin dizisinin devamı galiba bu. Orada da hani işte annesini, babaannesini falan anlatıyor. Emin değilim ama İstanbullu Gelin'in sanırım devamı. Ve Alya'nın hikayesini anlattım. Umarım sevmişsinizdir. Ama o sonla bitmesi gerçekten çok güzel. Umarım siz de sevmişsinizdir. Anlatırken tüylerin diken diken olduğu, hayal ederken yani bu anlattıklarımı gerçekten bazı yerlerini hayal bile edemedim. O kadar söyleyeyim ama mutlu sonla bitmesi gerçekten sevindirici. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok öpüyorum sizi. Hoşça kalın.